Merhaba arkadaşlar, 81. bölümle karşınızdayım. Son bölümde hatırlarsanız bunu yapıyorum, niye yapıyorum, unutmazsam hatırlatırım demiştim. Tabii çok böyle hatırladığım söylenemez. Burada arkadaşlar bunu hazır, buna gerek kalmamış, evet. Bunları toparlayalım. Şimdi niye yaptığımı hatırlatmaya çalışacağım. Şöyle, şimdi bakın, bu maden eskiden ta buralardaydı. Ama çıkardıkça azalıyor ve zaten ne kadar kalmış ona da bakalım. Bu vesile 264K kalmış, taşta 213K kalmış. Tabi bu şuralardayken buraya gelince bu adamlar buraya giriyorlar, böyle geliyorlar ve vakit kaybediyorlar. Yani yaptıkları işi hızlı yapsınlar diye bunu yaptım. İkincisi, biz bakır madeni içinde, bakır lafa içinde bir tesis, demirdek gibi yapmak istiyorduk. Zaten bu birazcık da onun hazırlığı oldu. Şimdi şöyle bir elektriğimizi de kontrol edeyim. İşte elektrikte idare ediyoruz. Geçen onun bir takviye yapmıştık. Şu taşlardan bir kurtulmam lazım. Boşu boşuna dolduruyor benim alanımı. Burada taş çıkıyor. Bakın aynı şeyi taşa da yapmamız lazım bu arada. Da yapmamız lazım değil. Yapalım yani. Bunu yapınca şurada taşların bir kısmından kurtulmuş olduk. İyi, güzel. Burada şunu da verdik mi, geri kalanlardan da kurtulmuş olduk. Şunları şöyle 35 kişilik çıkarma ekibimizi alalım. Onlara yer değiştirtelim. Aynı olayı yapıyoruz yani. Amaç onlar az yürüsünler. Evet, bunu koyduk. Taş çıkarın. 35 kişi değişmesin şimdilik. İşimizi görürler. Evet, şimdi bu adamlar daha az yürüyerekten bu madeni çıkarmaya başlayacaklar. Tabii biz şöyle yapalım. Buraları da hızlandırmış olayım. En azından bir miktar. Şimdi tabii buna bunu koymamız lazım ki böyle elektrik. Tamam. Şimdi artık tekrar sisteme taşı verdik. Evet, bunu şimdi sarıyı kırmızı bant yaptım. Buraya sarı koydum. Niye? Ne saçma sapan iş yapıyorsun diye düşünebilirsiniz. Ama görüyorsunuz şu bant zaten sarıyla bile dolduruluyor. Yani buraya kırmızı kullanmam sadece israf olacak. O yüzden böyle bir şey yapmıyorum. Tamam, buradaki taş olayını da hallettik. Bizim tabii. Bir de burada taşı ihtiyacımız var. Şunu bir şöyle yapalım. Bunu da buradan böyle verelim. Evet, buraya da verdik. Buranın da taş ihtiyacını görmüş olduk. Mesela bakın, burada hafif bir yetersiz alameti var ama tam da yok. Yani sonuçta bunların hepsi taşlarını alabiliyorlar.
Ama birazcık fazla olsaydı buradaki üreticiler o zaman sıkıntı olacaktı. Şimdi burayı hallettik. He, tabii bir işimiz daha var. Sadece o değil. Sadece o değil. Şuraya da taşı kesmemiz gerekiyor. Evet, bütün sisteme taşı tekrar vermiş olduk. Evet, bunu hallettik. Şimdi bizim şu bakır olayını halletmemiz gerekiyor demiştik. Buraya geri dönelim. Burada bakır için yapacağımız binanın içi zaten önemli olan. O da aslında çok uzun sürmeyecek. Bunu burada ne kadar şeyiniz var bakırımıza ona bir bakayım da. Bu ne böyle burada koymuşum duruyor. Acaba niye koymuşum? Evet, gördüğünüz gibi ciddi bir bakır yetersizliği meydana geliyor. O yüzden bakır tesisini kurmamız gerekecek. Ama nasıl? Ama nasıl? Şöyle kursak aşağı yukarı olur herhalde. Bir süre, kısa bir süre bakır üretimimiz olmayacak. Şunu şöyle burayı bir keselim. Bunu keselim. Bunları keselim. Şuraları da keselim. Evet. Şimdi burada bir tık daha. Evet, şöyle yaparsak olur herhalde. Fena değil yani. Bunları da evet, şimdi gidelim kopya çekelim. Demir tesisimiz nerede? Burada. Bunu kopyalayacağız. Şimdi şurada bir sıra var. Fazla lüzumsuz. Burada bir sıra var. 2, 2 yaptı. 2 lüzumsuz sıra var. 2 lüzumsuz sırayı 3, 4, 5, 6, 7 sıra kazanırız. 7 sıra kazanırız. 7 sıraya ne yapabiliriz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani aslında bir yarım mat daha buraya sığdırmak mümkün olabilir. Şimdi ben bunu böyle yapıp buraya daha bir iyi bir tesis kurabilirim ama bunu uğraşmayacağım. Niye uğraşmayacağım? Bu arada bu şey niye ilerlemiyor? Siyah, yeşil, kırmızı. Bunlardan birinde sıkıntı var demek ki. Neyse. Niye kurcalayacağım? Çünkü elektrikliği bulmak üzereyiz. Daha sonrasında da robotları bulmak üzere için bu şeyler boşa gidecek yani. Harcayacağımız emekler. O yüzden gerek yok. Biz şöyle bunu bir alalım. Hasta konuştur. Tamam, oluşturup güzel. Şimdi gidelim bakır tesisimize. Kopyalayalım. Hatırlarsanız bir ya da iki bölüm harcamıştık şu tasarı. Yani bir kesin de ikinci bölüme de sanıyorum sarkmıştı diye hatırlıyorum. Şimdi hiçbir şey yapmadan bu olayı bitireceğiz. Kısmetse. Şunu bir sileyim. Evet, şimdi bu arkadaşlar bunu yapsınlar. Bizde durumlar ne? Göreceğiz. Muhtemelen, evet, muhtemelen demem bile gerek yok. Bu arkadaş bitti. Bizim
taş fırına ihtiyacımız var. Taşa ihtiyacımız var yani kısacası. Bir de niye bunların elektriği yok? Bunların elektriğinin olması lazım halbuki. İlginç. Bir kere, tamam. Bu bunun içinmiş. Tamam. Burada da elektrik yok. Yani şu bağlantıyı kopartarak elektriği iptal etmiş olduk. Bunu şöyle. Bunu böyle. Ve şöyle yaparsak elektrik sıkıntısını gidermiş olacağız değil mi? Evet. Gidermiş olduk gördüğünüz gibi. Bantlar da hızla bitmeye başladı. Bizim yükleyicilere, burada hala sarı mı? Tabii sarılar vardı. Sarıları şeyde kullanmıştık hatırlarsanız. Enerji birimlerimizin nakliyesinde. Onlar çok kullanılmadığı için sarıda bırakmıştık. Umarım elimde yeter kadar vardı onlardan. Neyse bakalım göreceğiz. Muhtemelen yetecektir. Burada bir tane kaldı. İyi, oraya el değdiremek de. Tamam. Ne kadar kaldı elimde? Az bir şey kaldı. Kurtaramayabilir ama az bir şey eksik kalacak galiba. Hop 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 bitiyor. Çok az bir sarı banta ihtiyacım. Bolca fırına ihtiyacım var. Kırmızıya ihtiyacımız olacak. Tamam, biz şimdi bir alet edevat yerimizi görelim. Ve de biraz taş alalım kendimize. Çünkü hem taşa ihtiyacımız var fırın yapmak için. Hem de şöyle yapalım. Size de bir yer kalsın değil mi? Fırın için işte beşli yapsın. Baştan kalmamış. Taşın zaten durumu kötü. Ama burada bir kağı varmış. Onu da çalalım oradan. Gerekirse yine yaparız. Şimdi bizim alet edevat yeri neredeydi? Oraya gidelim. Oradan biraz alet edevat alalım. Çünkü sarılar falan hiç kalmadı. Gördüğünüz gibi. Bant yaparken sarı bant lazım olduğunu düşünürsek şuradan şu kadarcık sarı bant ürünü çalalım. Burada durumlar ne? Yeşil devre. Yeşil devrede eminim ki şey bekliyordur. Bakır bekliyordur. Bakalım önümüzdeki buradaki bakır ne durumda. Vay, neyse en azından elimizde burada kendimiz için yeterli miktarda şey var. Bakır var. Burada niye böyle bir eksiklik oluşmuş? Oluşturmuşum ya da. Bu devrelerin yapılabilmesi için bakır tel lazım. O da buradan geliyor. İşte insan bir süre sonra yaptım unutuyor. Bir de. Burada neyse. Fırın için diye aldık. Fırında pek fazla kullanmadık ya taşı. Taşı pek fazla kullanmadık. Onları geri koyalım. Yani en azından bu kadar olmasın bende. Bu kadar taşa gerek yok. Tamam. Bir de şu üzerimizde duran işin slotlar değer kazandı. Çünkü pek bayağı bir dolular. Bunları bir yerlerine iade edelim. Bunu alalım, şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bakır üretimimiz durduğu için oraya hızlıca el atmamız lazım. Şimdi bu şeyin çalışabilmesi için daha eksiğimiz var. Bizim yükleyiciler de eksiğimiz kaldı mı? Kalmamış olması lazım diyebiliyorum. Sadece fırınlar eksik herhalde.
Darabantlar tamamlandı zaten. Bakalım bölüm bitmeden bu olayı hayata geçirebilecek miyiz? Bir kere şurada şu işleri halledelim. İki sarı girişten şey alacağız, yakıt alacağız. Onu bir verelim sisteme. Şuradaki ilk iki yerden. Kırmızı mantımız kalmamış. Neyse biz onları zaten sarı ile vereceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Sarı da var. Bak. Bak. Değil mi? Evet. Dolayısıyla şuraya bir istek atacağız. Diyeceğiz. Adilen yakıt gönderin. Kamyon dolusu. Ondan sonra bunları da şöyle koyacağız. Nasıl oldu? Bu yakıt sorunumuzu çözecek kısmetse. Evet. Yakıt geldiğinde sisteme bir kere bir yakıt girişi olacak. Şimdi fırınlarımız ne durumda? Ha, 50 tane fırın yetmedi mi bize ya? Aha, ilginç bir durum. 50 tane fırın koyduk, yaptırttık ama o yetmedi. Ne kadar eksiğimiz var? Ve daha önemlisi niye var? Biraz daha fırın yapacağız. 33 tane daha fırın siparişi verdi. Şimdi niye fırın yapamıyormuşuz? Çeliğimiz bitmiş çünkü. Gidelim çelik alalım. Bir de kırmızı şey alalım. Bant alalım. Kırmızı bantın bitmesi sinir bozucu bir durum. Çelikle ilgili sıkıntı yaşayacak mıyız? Yok, bir kahve var. Yaşamayız. Aldık onu. Alet edevat yerimize girelim. Burada giriş ham madde geçişleri yandan gelmiş. Ona göre tedbir alacağız. Elimizde stoğumuzda var mı? Bir miktar var. İyi. Bu bizim işimizi görür şimdilik. Bu niye üretemiyormuş? Yeşil devresi yok diye üretemiyormuş. Ona yeşil devre verelim. Ve biraz daha yeşil devre verelim. Evet. Burada durum ne? Almaya gerek yok onları. Şuradan önleri alalım. Tamam, şimdilik idare eder. Evet. Evet, şimdi bakırımıza geri dönelim. Bakır tesisimize. Birazcık daha zaten şu olan fırınları koysunlar. Burada kırmızı bantlarımız geldi zaten. Bize bir tane şey lazım. Şundan lazım. Öyle yaptıralım. Daha henüz yok gelmiş. Evet, yakıtlar gelmiş de sarılar eksik. Sarı da koydurtalım. Şuradan geriye gidememişler. Şimdi bizim buraya şeyi vermemiz lazım. Bakır vermemiz lazım. Hala fırın yetmedi. Fırın da yapmamız lazım. Hala fırın eksiğimiz var. Ama neyse, bu sefer çokça fırın yapma şansımız da var. Evet. Şimdi bizim buna gerek kalmadı. Burayı iptal edelim. Seni de şey yapmayalım ama bizim kaç tane girişe ihtiyacımız var? 3 tane. Tamam. Ve bunların hızlı olması lazım bir de. Bir hızlı olması lazım. Bizde 1, 2, 3 çıkacak.
girerken lazım değil. Tamam. Seni alabiliyor muyuz burada? Abi, tamam. Sizleri şöyle bir kaldıralım. Burada değilsiniz. Şöyle şu bakırları geri yerelim. Bende slot harcamasına gerek yok. Ha, bir de şuraya birindeyiz. Şuraya da kömür verelim. Ona da gerek yok. Şimdi nereye lazım? Üçüncüye lazım. Bir başka. Bir ve üçe lazım. Tamam. Buralara şey vereceğiz. Bakır vereceğiz. Giriş yapacağız yani. Bir. İki. Üç. Tamam. Harika. Şimdi bizim kırmızılar da olmamış herhalde. Onları bekleyeceğiz. Fırınlar gelince ancak olacak. Bu bölüme yetiştirememiş oldum. Ama kısmetse öteki bölümde sorun çözülmüş olur. Evet. Şimdilik hoşça kalın.